geldi arkin işler, yan dişler ve ön dişler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşlem önceliğindeydik. İşlem önceliği sorularımızda devam edelim efendim. Esra öğretmen, yukarıdaki sorunun cevabını bulan öğrencinin sözcüsüne 100 puan verecektir. Buna göre 100 puan almayı hak eden kim? Hadi bakalım. İşlem önceliğine dikkat. Önce üstlü sayılar, sonra çarpma bölme, sonra toplama çıkarma. Tabii. Çete mi yazacağız? Evet, soldan sağa doğru gideceğiz. Evet. Evet arkadaşlar, Asya, Ali, Nehir üçü de aynı cevabı gönderdiler. Haydi diğer arkadaşlarım. Hocam sıralamayı bir daha söyleyebilir misiniz? Sıralama önce üstü sayılar. O zaman burası 16. Burası 8 mi? Sonra soldan sağa işlem öncelikleri çarpma var bölmede. Çarptık. Burası 48 mi? Böldük. Burası 3 mü? Sonra artık elimde ne kaldı? 96 eksi 48 artı 3. Toplamayla çıkartma birbirine denk. Soldan başla sağa doğru git. Arkadaşlar 96'dan 48 çıktı 48. 3 daha ekledik. 51. Evet, güzel. Ebrar Yağmur dikkat et. Tamam mı? Evet. Ebrar, işlem önceliğine dikkat. Yukarıdaki belirlenmelere göre A bölü B eksi C. Önce B'yi, A'yı bir bulun. Bakın buna biz çoklu kazanım diyoruz. Hem üstlü sayılar var, hem işlem önceliği var. Bir soruda kuş katliamı. Hadi bakalım. Hemen ben gönderdim. Asya ve Ali gönderdiler. A'yı bulalım. 3'ün karesi ne? 9. Tamam, size bırakıyorum. Nehir de gönderdi. Evet arkadaşlar, dersi hazır bir şekilde dinliyoruz. Oturarak kitabımız önümüzde, değil mi? Ve ekranı kapatmıyoruz. Ekranlarımız açık. Dersi... Hocam benim matematik kitabım hala gelmedi. Bir tek sen geldi. Matematik de isteyelim gelir. Hadi. Evet arkadaşlar, 3'ün karesi ne oldu? 9. Hocam. Artı 6 üzeri 1, 6. Demek ki A'mız 15. Hocam cevabı... Gönder. 10 üzeri 1, 10. 9 üzeri 0. Bir sayının 0. kuvveti ne oluyordu? 1. 1. Dolayısıyla 10'dan 1 çıktı. 9 kaldı. B'miz 9. 2'nin karesi 4. Artı 2, 6. İşlem önceliği bize ne diyordu? Önce parantez için yap. Parantez için yaptım. 9 eksi 6, 3. 15'ti. Arada bölü vardı. 15 bölü 3 cevabımız 5 olacak değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? Tamam mıyız? Evet. Öğrencim tamam mıyız? Hocam biraz hocam diyorum. Efendim? Ben bu konuda biraz yani anlayamadım da bu konuda. Nereyi anlayamadık? Söyle bana. Hani böyle biz önceki sorudaki şeyleri anlamadım yani. İşlemi önceliğini mi anlamadın? Nereden başlayacağım? Evet. Üstü sayılarda sıkıntı yok değil mi? Üstü sayıları alabiliyorsun. Evet. Tamam. İşlem önceliğini şimdi sorularla dikkat edeceğiz beraber. Şimdi arkadaşlar bakın, burada önce toplamayı mı yapacağız, bölmeyi mi? Bölme.
Bölme. Ne demiştik? İşlem önceliğini tekrar hatırlatıyorum. Bir, üslü sayılar yapacağız önce. Üslü. Biz mi yapıyoruz yoksa siz anlatacak mısınız? Beraber yapalım. Üslü sayıları önce yapıyoruz. Sonra nereye yapıyoruz varsa parantez içine. Sonra ise arkadaşlar eğer çarpma bölme varsa onu en sonsa toplama çıkarma. Şimdi toplama çıkarma yan yana gelmişse soldan sağa doğru gidiyoruz. Çarpma bölme yan yana varsa soldan sağa doğru gidiyoruz. Evet, burada bölme öncelikli olduğu için 80'i 8'e böldük Ömer. Ne oldu? 10 mu? Sonra topluyorum Asya. 4. A'mız 14. Devam ediyorum Balamir. Önce nereyi yapacağız arkadaşlar? Ne var burada? Bölme. Dikkat. Önce parantez içi. 80 artı 8. 88. Ömer. Ömer Faruk. Elif Azra. Musa Selim. 88'i de 4'e bölersek 22. B eksi A demiş arkadaşlar. B'miz 22. Burası 14. Cevabımız 8. Tamam mıyız? Pekala. Adam iner, tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar, bu konu bittikten sonra size sınav yapacağım Dijidem üzerinden. İyi çalışın. Ben bir şey sorabilir miyim? Efendim? Sizinle iki dersimiz mi var acaba? İki dersimiz var. 40 geçe bir ara vereceğiz. Sonra 17'de tekrar ders yapacağız. Bu işlemde Öyle mi? Moda 20 dakika mı? 20 dakika. Eşitliğin olması için üçgen ve kare yerine hangileri gelmeli? Öyle işaretler getirin ki işlem önceliğini de gözeterek buradaki işlemler çete mi yazıyoruz? Doğru olsun. Çete yazalım. Göndermedim. Ben de gönderdim. Aferin. Arkadaşlar, dikkat edin. Ömer, bizimkiler hatalı mı öyle de yoksa? Arkadaşlar, dikkat edin. Sizinki değil, birkaç kişi yanlış. Doğru mu hocam? Ebrar Yağmur, bölme olursa önce bölmeyi yapman gerekmeyecek mi Ebrar Yağmur? Hocam doğru mu? Arkadaşlar bakın, işlem önceliğine dikkat. Arkadaşlar şimdi buraya bakın, A şıkkını koysak. Musa Selim. Musa ekranı açar mısın lütfen? Elif Azra, Ömer, ekranımız açık. Musa Selim, beni duyuyorsan ekranı aç. Tamam hocam, açıyorum hemen. Hadi. Evet. Arkadaşlar artı koysak, buraya bölü koysak önce neyi yapmam gerekecek? Bölmeyi. 6 bölü 4 1,5 eder. 1,5'la da 30'u toplarsam 31,5 eder. Olmaz. A şıkkı olamaz. C şıkkı olsa, çarpma olsa burası. 6 kere 4 24 eder. 24'le de 30'u toplamam gerekir. 54 eder. Olmaz. Ebrar Yağmur. Burası eksi, burası bölü olsa 6 bölü 4'ü önce yapacağım. 1,5. 30'dan 1,5 çıkarsa 28,5 olur. Anladın mı Ebrar Yağmur? D de olmaz. Arkadaşlar 30 eksi 6 çarpı 4 olmalı ki 6 olsun. Niye? Önce çarpmayı yapıyorum. Nehir, Duru, Ömer Faruk, Balamir, ekranımız açık. Elif Azra, 6 kere 4, 24. 30'dan 4 çıktı, 6 kaldı. Evet, değil mi Ali? Arkadaşlar Türkiye'nin %90'ı bunu yanlış yapıyor. Bakın dikkat, Tuana. Evet.
Üç de çete yazalım. Efendim? Tüm soruları çete yazalım yani. Çete yazın, yazın. Evet, bunu da yazın. Hocam benim görüntüm açık. Açık dur, görüyorum seni. Tamam. Hocam daha demin... Hemen cevabı gönderdim. Evet. Haydi bakalım. Ben de gönderdim hocam. Aferin. Nehir, Asya, abi Ali. Onların birini olduğu için bana yeni geliyor. Hadi bakalım. Önce soldaki, yani bölme değil mi? Dikkat. Aferin Ebrar Yağmur. Önce bölme, sonra çarpma. Üstü sayıları zaten çevirdiniz. Hadi sıralamaya göre gidelim beraber. Hocam biraz bekleyin. Tabii tabii adam iner. Beraber yapalım bak. Adam iner. Önce üstü sayılar 1 üzeri 6. Ne etti? Ömer? 6. 1 üzeri 6. 1. 1. 1, 1. Ömer aman sakın altla üstü çarpmıyorduk. 1. Eksi 2'nin karesi? 4. 4. Şimdi yazalım. 18 eksi 10 bölü 5 çarpı 3 artı 1 eksi 4. Ne demiştik? Toplama ve çıkartma var. Çarpma ve bölme var. İlk kimi yapacağız? Bölme. Bölme. 10'u 5'e böldük. Ne oldu? 2. 2. Yanında 3 var çarpı. 18 eksi 2 çarpı 3 artı 1 eksi 4. Şimdi çarpma. 2 kere 3. Ne oldu Tuana? Balamir 6. Tuana, Balamir ekranlar açık. Şimdi ne hale geldi işlemimiz? 18 eksi 6 artı 1 eksi 4. 18'den 6 çıktı. 12. 1 ekledik. 13. 4 çıkarttık. 9. Anlaştık mı efendim? Evet. Derste sakız çiğnemek yasak. Derste başka şeyle oynamak yasak. Değerli arkadaşlar, dikkatinizi tamamen bana verin. Lütfen. Hocam bir dakika bekler misiniz? Beklerim, beklerim. Sıkıntı yok, acelemiz yok. Hocam 6'yı da çete yazalım mı? Yaz. Gönderdim hocam. Gönderdim hocam. Az gelsin. 75 lirası olan Akif. Bunun da bayram kesap geçmiş. Çok iş olmamış bayramda. Evet arkadaşlar. Küçükken bir de ne oluyor biliyor musun? Böyle tatlı tatlı bakıyorsunuz ya. Öyle o zaman çok para veriyorlar. Evet hocam. Evet. Evet. Büyüyünce hele biraz daha büyüyünce eşek kadar oldu ya. Ben senden para alayım falan diyecekler. Hele çalışmaya başlayınca siz para versene utanacaksınız. Evet. Hocam. Efendim. Attığım şık doğru mu? Bakayım ne yaptın Elif Hazım. Hocam benimki doğru. Doğru doğru aferin. Arkadaşlar hepiniz doğru atmışsınız. 75 lirası olan Akif parasının 15 TL'sini harcayın. Herhalde cips bile alamadı garibin. Geri kalan parasını 3 kardeşle eşit olarak paylaştırmış. Vay be! 75 liranın 15'ini harcayıp geri kalan da 3 kardeşine bölmüş. Helal olsun Akif'e. Akif her bir kardeşine kaç para verir? Önce Akif'in parası 75'ti. 15 lira harcadığında Akif'in kalan parasını bulduk. Bunu da kaça bölmüş? Vay be Akif, ne bonkör çocuksun be. Evet, doğru buldunuz. Cevabımız Denizli. Aferin Elif Azcan. Evet. Ben 7'yi yolladım. Bu işlemin sonucu kaçtır? Ben de yolladım. Evet, Ali, Asya, Yağmur gönderdiler. Nehir, dikkat et. Dostlar, önce çarpmayı mı yapacağız, bölmeyi mi? Bölme. Solda olduğu için bölme. 56 bölü 7. Evet.
8. 8 değil mi? 8 kere 7 56. 8. 8 artı 13 eksi 3 kere 4 12 mi? Evet. 13'ten 12 çıktı. 1 kaldı. 8 1 daha 9. 9. Evet. Musa Selim, Musa Selim. Nasıl bunu C buluyorsun Musa Selim? Evet. Şimdi arkadaşlar matematik hayatımızda yeni bir sayfa daha açıyoruz. Arkadaşlar çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği vardır. Bu ileride 8. sınıfta da çok kullanacağımız bir özelliktir. O yüzden dikkat edin. Arkadaşlar ben size 6 kere 7 kaç desem ne dersiniz? Evet. 42. 42 dersiniz. 7 kere 7 kaç desem ne dersiniz? 49. 49. Arkadaşlar 7 kere 7'yi böyle de gösterebilirsiniz. Veya 35 artı 14 kaç eder? 49. 49. Bir şey dikkatinizi çekti mi? 35 ve 14'e bakın bakalım. Öğretmenim, birisi 7 ile 5'in çarpımı, diğeri 7 ile 2'nin çarpımı. Evet, 7 ile 5'in ve 7 ile 2'nin çarpımı. Bir dakika. Evet arkadaşlar, şimdi bakın. Ben 35'i nasıl yazarım? 7 çarpı 5 artı 7 çarpı 2. Şimdi arkadaşlar bu olayın tersini gösteriyorum. Dikkat et. Diyor ki 7 sayısı 5 ve 2 numaralı hedefleri vuruyor. Dış. Dış. Nasıl bir örnekse gerçekten kitabı yazanlara alkışlıyorum. Arkadaşlar 7 ile 5'i vuruşturursak 7 kere 5 ne oldu? 35. 7 ile 2'yi vuruşturursak ne oldu? 7 kere 2 14. Dolayısıyla arkadaşlar bir dakika.